Değerli basın emekçileri, değerli konuklar, değerli milletvekili arkadaşlarım, haftalık grup toplantısına hoş geldiniz. Bugün aramızda divanı oluşturmak üzere biri 6 aylık, diğeri 3 aylık siyasi bir kararla rehin alma esaret sürecinden sonra aramıza 10 gün önce katılan Meral Danış Beştaş ve bir hafta önce katılan Nihat Akdoğan arkadaşlarımız aramızda. Kendilerini divana davet ediyoruz. Arkadaşlarımızın siyasi bir kararla bu kadar süre rehin kaldıklarını sadece biz değil, Türkiye'de yanlı yansız bütün siyasi ve toplumsal çevreler ifade etmektedir. Arkadaşlarımız başı dik cezaevlerine gittiler, başı dik çıktılar. Ve bulundukları yaşam alanı neresi olursa olsun Adana'nın ve Hakkari'nin vekaletini büyük bir gurur, büyük bir onurla taşıdılar. Biz tekrar aramıza hoş geldiniz diyoruz ve darısı diğer arkadaşlarımızın başına ve en kısa sürede bütün siyasi tutsakların toplumsal yaşama eksiksiz katılımını arzuladığımızı, buna inandığımızı ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklar, aramızda bugünkü grup toplantımıza katılmak üzere gelen Adana İl ve İlçe Teşkilatımızın değerli eş başkanları, yöneticileri ve aktivistleri var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi haftalık grup toplantısını yapmak üzere parti sözcümüz ve Urfa milletvekilimiz Sayın Osman Baydemir'i davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, saygıdeğer divan, Adana'dan, medrebin, pamuğun memleketinden, emeğin memleketinden, figen yüksek dağ yoldaşımızın, eş başkanımızın memleketinden gelen siz değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 70, 80, 100 bin, 10 bin, 100 bin milyonlar yek vücut oldular. Bir kez daha 8 Mart'ta kadınlar nasıl ki hayat verdiler insanlığa, bir kez daha mücadeleye hayat verdiler. Bir kez daha nevroz ateşi, nevroz ışığı, karanlığı, şerleri, korkunun kefenini bu coğrafyadan yırtıp attı. Ve bir kez daha dün on binler, yüz binler meydanlarda emeğe sahip çıktılar. Emeğin sömürülmesine hayır dediler. Bir kez daha haram lokmaya hayır dediler. Bir kez daha savaşa hayır dediler. Grup toplantımızdan binlere, emekçilere, kadınlara, gençlere, yüreği barış için çarpan İnsanlığın tüm fertlerine binlerce kez selam olsun, binlerce kez aşk olsun diyoruz. Değerli kardeşlerim. Halkın seçilmişi olmak, milletvekili olmak nasıl büyük bir onursa aynı zamanda büyük bir sorumluluk, büyük bir vebal üstlenmektir. Bugün HDP içerisinde siyaset yapmak, bugün barışı savunmak, bugün savaşa karşı çıkmak, bugün milletin iradesinin vekili olmak adeta ateşten gömlekle eşdeğerdir. İşte ateşten gömleği giyen Meral Danış Beştaş, Adana milletvekilimiz 82 gün sonra Nihat Akdoğan 172 gün sonra bir kez daha aramızdalar. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
sizlere bir söz vermiştik. Ant olsun demiştik. Mücadele bayrağını, özgürlük bayrağını, eşitçe, kardeşçe, birlikte yaşam bayrağını yere düşürmeyeceğimiz sözünü vermiştik. Şükürler olsun ki bugün milyonların huzurunda, bugün canların huzurunda mahcup değiliz. Aşk olsun bize bu cesareti veren, bize bu direnme azmini veren eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a ve diğer milletvekillerimize buradan bir kez daha binlerce kez selam olsun. Bugün nasıl Meral Danış Beştaş vekilimiz aramızdaysa, nasıl Nihat Akdoğan vekilimiz aramızdaysa, emin olun ha, çok yakında, olabilecek en yakın tarihte eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz de yine bu salonda, yine sokakta, yine halkıyla birlikte kucak kucağa, omuz omuza özgürlük mücadelesinin sözcüsü olmaya devam edeceklerdir. Kardeşlerim, büyük bir kaosun arifesinde aynı zamanda yaşıyoruz. Ülke büyük bir ekonomik dar boğazın içerisinde. İçeride siyaset büyük bir krizi yaşıyor. Bölge kendi doğası içerisinde büyük bir krizi yaşıyor. İşte bütün bu krizlerden çıkışın bir tane yolu var. Sadece bir tane yol. Zulüm kimden gelirse gelsin, zalimin kimliğine bakmaksızın zulme hayır diyebilmek. Mazlum kim olursa olsun kimliğine bakılmaksızın onun yanında olabilmek. İşte Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti. Milyonlar tekçiliğe hayır dedi. Milyonlar kanun hükmünde kararnamelere hayır dedi. Milyonlar olağanüstü hal rejimine hayır dedi. Milyonlar zulme hayır dedi. Ve bir iktidar düşünün ki kuruluş felsefesinin taban tabana zıttı olarak bir iktidar devşirdiler. Ne diyorlardı? Junta girişiminden sonra olağanüstü hal rejimi sadece ve sadece devlet içerisine sızmış olan hukuk dışı örgütlenmelere karşıdır. Oysa ki kanun hükmünde kararnameler bir bütün olarak muhalefetin, özgürlüğün, eşitlik talebinin sesini kıstırmaya yönelik olduğu açığa çıktı. Bugünkü iktidar ve bugünkü iktidarın kurucu kadrosunun bazıları bundan 10 yıl önce, bundan 12 yıl önce, 13 yıl önce yoksullukla mücadele edeceğiz, yasaklarla mücadele edeceğiz, yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Yani 3 Y'yi önüne koydular. Ama emin olun bugün 3 Y değil 4 Y ve bir tane de şey ile ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batmışlar. Gırtlaklarına kadar. Olağanüstü hal rejimiyle bu ülkenin görmediği yasakları bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına dayatıyorlar. Yetmedi, yoksulluğu derinleştiriyorlar. Gelin hep beraber bütün bunların yaptığı bu yoksulluk, yolsuzluk, yasak ve aynı zamanda yalanla bütün bunları örtmenin çabası gayreti içerisindeler. Yalan da yetmiyor, kendilerine en yakın olan çeyirdek bir eliti şatafat içerisinde yaşatmanın gayreti içerisindeler. Kardeşlerim, 15 yıllık zaman dilimine baktığımızda 2002 yılında işsizlik %6, %7 seviyelerindeydi. Bugün ise gerçek manada işsizliğe baktığımızda tamı tamına 7 milyon 100 bin insan işsizdir. Neredeyse çalışabilir nüfusun %21'i işsizdir. Türkiye genelinde her 5 kişiden neredeyse bir tanesi işsiz. Kürt coğrafyasında ise
bölgeler arası gelişmişlik farkı politikası dayatmasıyla her 5 gençten 4 tanesi işsizdir. AKP iktidarının olduğu 2002-2016 yıllarına baktığımızda 40 bin insan işsizlikten dolayı, yoksulluktan dolayı, aile içi huzursuzluktan dolayı intihar etti, intihar canına kıydı. İşte 15 yılın boyunca bu iktidarın bu topluma dayatmış olduğu ölüm politikasının örneklerinden bir tanesi. Murat Akar, 24 yaşında, Diyarbakır Ergani'de canına kıydı. Ve cebinden çıkan nota baktığımızda parasızlık ve işsizlik yüzünden intihar ediyorum dedi. İşte bunların bu toplumun gençlerine dayatmış olduğu realite bu. Daha dün Adana'da mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuk işçi Ömer Faruk Sever 1 Mayıs günü çalışırken asansörde sıkışarak hayatını yitirdi. İşte bunların bu ülkeye dayatmış olduğu realite maalesef budur. 2004 yılında ben belediye başkanı olarak göreve başladığımda bütün Türkiye genelinde 181 bin hizmet alımı personeli dedikleri taşeron işçi, taşeron emekçi vardı. Bugün ise en az 1,5 milyon taşeron işçi var. Yani taşeron işçi sayısı yüzde neredeyse 700'ü aşkın bir tırmanışa geçti. Nedir taşeron işçilik? Nedir hizmet alımı personeli? Çok açık ve ne söylüyorum ha? 21. yüzyılın kölelik sisteminin ta kendisidir. İşte bundan dolayı hayırımız bitmedi. Köleliğe hayır demeye devam ediyoruz. Bugün bir kez daha bu salonda köleliğe hayır diyen mücadelenin bayrağını yükseltmenin sözünü bütün emekçi kardeşlerimize veriyoruz. Kardeşlerim, bizler HDP paradigmasının savunucuları 21. yüzyılda kölelik sistemi olmasın diye hizmet alımı personelleriyle belediyelerimizde toplu iş sözleşmesi yaptığımızda bu hükümetin bakanları hakkımızda soruşturma açıyorlardı. Ve düşünün, bakın 2014 yılında, 2015 yılında, Kasım'da, Haziran'da bütün seçim önceleri hükümetin en büyük vaatlerinden bir tanesi taşeron işçiliğine 4B'ye ve 4C'ye kadro verme taahhüdüydü. Bütün bu taahhütlerin hiçbir tanesi yerine getirilmedi. İşte yalana bir kez daha hayır demek için hayır çabası, hayır mücadelesi bitmedi ve bitmeyecek. Kardeşlerim, ne demektir taşeron işçilik? Ne demektir 21. yüzyıldaki kölelik sistemi? Müsaadenizle bir acıyı, bir trajediyi ve hayırımızın bir gerekçesini bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Zafer Açıkgözoğlu 29 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde 2013 yılında taşeron sağlık işçisi olarak çalışmaya başladı. Zafer'e yapacağı işle ilgili eğitim verilmedi. Oluşabilecek sağlık risklerine karşı önleyici bir aşı dahi yapılmadı. Eline hastane iğnesi battı. Enfeksiyon kaptı, hepatit B oldu. Hastalığı devam ederken hastanenin kanalı patladı. Kendisine herhangi bir önlem mekanizması, bir tulum dahi verilmeden patlağa müdahale etmesi istendi. Müdahale etmek zorunda kaldı, hastalık kaptı. Kendisinin çalışmış olduğu hastanede dahi tedavi edilmedi. Ve bir yıl sonra hayatını yitirdi. Tek bir sorumlu hakkından bir dava açılmadı. Ailesinin yarası iyileştirilmedi. İşte taşeron budur. İşte hizmet alımı budur. İşte işçinin, emekçinin güvencesinin olmaması budur. Peki sadece bununla mı sınırlı? Değil. 2002-2016 yıllarına baktığımızda ülkenin borcu neredeyse haddi hesabı olmayan bir artışa tanıklık ettik. 2002'de toplam borç
366 milyar iken 2017'de bu borç 2 katrilyon 953 milyara yükseldi. Yani sadece bugün bu ülkenin yaşayanları değil, bugün bu ülkenin gençleri değil, çocukları değil, henüz doğmamış çocuklar bile bu hükümet döneminde borçlandırıldı. Peki onlara sorduğunuzda mutlaka verecekleri bir yalan cevap vardır. Ama hiç şüpheniz olmasına, güneş balçıkla sıvanmaz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ve o mum bir kez daha 16 Nisan'da hayır cephesiyle, hayır yüreğiyle o mum söndürüldü. Şimdi bir kez daha gerçeği örtmenin arayışı içerisindeler. Kardeşlerim, son bir kale kalmış. Son bir kale kalmış emekçinin elinde. Kıdem tazminatı. Şimdi kıdem tazminatına göz dikmişler. Kıdem tazminatını emekçinin alın terinin hakkı olan kıdem tazminatını fona devretmek istiyorlar. Peki ne demektir kıdem tazminatını emekçinin elinden almak? Emekçinin tek bir güvencesidir kıdem tazminatı. Eğer kıdem tazminatı da elinden alınırsa işveren dilediği zaman, dilediği yerde, dilediği gereçeyle emekçinin işine son verebilecek. İşte bundan dolayı diyoruz. Bunlar ergenekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları emekçi kardeşim, tanı bunları. Biz bunları tanıdıkça ve biz bunları deşifre ettikçe emin olun bunların ekmeğimize, ekmeğinize, alın terinize el uzatacakları cesaretleri de bu manada kalmayacaktır. Bakın, neredeyse çalışanların işsiz kaldıklarında kısmen de olsa hayatlarını bir müddet için ikame edebilecekleri bir işsizlik sigortası fonu oluşturuldu. Ve tamı tamına 2002 yılından bugüne değin 104 milyar lira birikti. Sadece ve sadece işsizlere harcanan miktar ise 14 milyar lira oldu. Peki diğer kaynak nereye gitti? Diğer kaynak nereye gitti? Ekmekçinin alın terinden alınan bütün bu kaynaklar, çok açık ben de söylüyorum, o şatafat kesimine gitti. İşte bir daha, bir kez daha bu ülkede sömürü düzeninin devam etmemesi için emekçi kardeşlerimizin sömürüye karşı hayrıyla, özgürlük talebinde bulunan Kürt kardeşlerimizin hayrının buluşmasının vakti gelmiştir, geçmiştir. Bu hayırlar buluştuğunda emin olun şer odakları da amaçlarına ulaşamayacaklardır. Kardeşlerim, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti bu ülkede. Şer ocakları bir kez daha darbe mekaniğinin işlemesiyle harekete geçtiler. Ve 4 siyasi parti ortak bir tavır ortaya koydu. Darbeye, darbeciliğe karşıyım deklarasyonunu yayınladı. Gelin görün ki o deklarasyonu yayınlayan 4 siyasi partinin sözcülerinden İdris Baluken şu anda cezaevinde bulunuyor. Gelin görün ki o 4 siyasi partinin darbeye karşı irade ortaya koyan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ tamı tamına 180 gündür şu anda cezaevinde. Ben bu vesileyle bir kez daha darbeye karşı bildiriye imza atan dönemin Sayın Başbakanını, muhalefet liderlerini, meclis başkanını o deklarasyona sahip çıkmaya davet ediyorum. O deklarasyon HDP eş başkanlarının, grup başkan vekillerinin, parti sözümüzün, çok açık ve ne söylüyorum, onur vesikasıdır. Eğer siz sessizliğe devam ederseniz, siz zulme devam ederseniz o deklarasyon olsa olsa sizin utanç vesikanız olacaktır. Utanç vesikası. İşte biz utanç vesikasına hayır diyoruz. Hatırlayın lütfen.
20 Temmuz akşamı Sayın Erdoğan bir televizyon kanalında canlı yayında bizim partimizin ismini de anarak siyasi partilere teşekkür etti ve dedi ki demokratik parlamenter sistem içerisinde kalıyoruz. Hiçbir zamanda bundan uzaklaşmayacağız. Yalanınız batsın yalanınız. Yalanınız batsın. Şahide Rovi de la Rovi. Şahide Rovi de la Rovi. Ama ne yaptılar? Hemen akabinde olağanüstü hal rejimi ilan ettiler. Ve kanun hükmünde kararnamelerle kendisine muhalefet edebilecek ne varsa, kendisine hayır diyebilecek ne varsa ve kim varsa susturmanın arayışı içerisine girdiler. Kardeşlerim, çok açık ve net. AKP müttefiği olan, ortağı olan şer cephesiyle devlete bir format veriyor. Yeni bir formatla adeta toplum mühendisliği projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Ve bu format yeni olarak sanki bir yenilikmiş gibi topluma sunulmaya çalışılıyor. Oysa ki oluşturulan bu format iddiaçı bir tarihselliği güncel ve yeni diye topluma yutturmaya çalışıyor. AKP'ye tam bundan 200 yıl önce Hegel şöyle seslenmişti. Herhalde 200 yıl önce Hegel bugünü görmüş, bugünün AKP'sini görmüş, kuruluş felsefesini red ve inkar eden bir siyasi akımı ve onun öncüsünü görmüş ki, bunların tarihten öğrendiği tek şey, hiçbir şey öğrenmedikleridir. Bakın İttihat ve Terakki'nin Enver Paşacılığın bu ülkeye getirmiş olduğu kan, gözyaşı ve parçalanma dışında hiçbir şey olmamıştır. Bir kez daha AKP mevcut hukuku aşındırıyor. Aynı zamanda kendisine biat etmeye zorluyor. Biat etmeyi dayatıyor. Biat etmeyenleri de çok açık ve ne söylüyorum, zindana göndermek suretiyle susturmaya çalışıyor. Peki bu atmosfer içerisinde bu ülkenin adaletinin temel direği olması gereken kurumlar ne yapıyor? Anayasa Mahkemesi örneğine bakıyoruz. Tamı tamına 180 gündür eş genel başkanlarımız şahsında, grup başkan vekillerimiz, parti sözcümüz şahsında Anayasa Mahkemesi kendi içtihadını, ki bu anayasa hükmü, anayasa maddesi niteliğindeki içtihadını çiğniyor. Çok açık ve ne söylüyor? Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Çağlar Demirel, Ayhan Bilgen, Selma Irmak ve diğer bütün milletvekillerimiz cezaevinde olduğu müddetçe bu ülke hem içeride hem dışarıda hukukun H'sinden, demokrasinin D'sinden, adaletin A'sından bahsetme hakkına sahip değildir. Sizler biat edebilirsiniz ama milyonlar biat etmeyecektir. Zulme hayır demeye devam edecektir. Bakın, öyle bir sistem, öyle bir hukuk anlayışı oturtmaya çalışıyorlar ki ve toplumu buna biat etmeye zorluyorlar ki bir gece, bir gecede bir kanun hükmünde kararname çıkıyor. Ve o kanun hükmündeki kararnamede anne, baba birlikte işinden oluyor. Ekmeği elinden alınıyor. Çok açık ve net. Tek bir soruşturma yok. Tek bir soruşturma yok. Hakkında tek bir isnat yok. Oysa 657 sayılı devlet memurları kanununa baktığımızda her bir bireyin, her bir memurun, her bir emekçinin kendini savunma hakkı vardır. Tek bir savunma verme imkanı, fırsatı yok. Ekmeğine, rızkına el koyuyorlar.
yek rızk dedi Hudaya Hudayi. Ne evuna. Yek rızk dedi Hudayi. Bunlar rızkta şirke koşuyorlar, şirke. Ve hiç şüpheniz olmasın, şirk düzeni ilelebet değildir. Zulüm düzeni ilelebet değildir. Bütün bu zulüm düzenine verilecek tek bir yanıt var. O da bütün bunlar bir gün mutlaka ama mutlaka aldıkları bu mazlumiyetin, aldıkların bu ahların mutlak suretle cezasını çekecekler. Mutlak suretle misliyle bu acıyı bu topluma yaşatanlar bu acıyı da tadacaklardır. Şimdi ben öyle görüyorum ki siz bana bakıp havacı havacı diyorsunuz. Bu kadeh havacı havacı. Ama anlayacaklar. Günü geldiğinde mutlaka ama mutlaka bunun hesabını soracağız. Değerli kardeşlerim, 28 Nisan akşamüstü, 21. yüzyılda, 21. yüzyılın Türkiye'sinde 21. kanun hükmünde kararname yayınlandı. Ve bu kararname ile tam 4000 kamu emekçisinin ekmeğine el konuldu. 15 Temmuz'dan bugüne değin 135 bine yakın insanın ekmeğine el konulmuş oldu. On binlerce kamu emekçisi neden işten çıkarıldığını dahi bilmiyorlar. İhraç edilmiş olanların tamamı şu veya bu şekilde aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte cezalandırılıyorlar. Peki hani suçların şahsiliği ilkesi? Peki hani adalet? Peki hani mazlumiyet? Bunlar bir mağdur oldular. 5 ay cezaevinde kaldı. Bu mağduriyetten milyonlarca mağduriyet yarattılar. İşte bu milyonlarca mağduriyet yaratanlar barış için, barış için akademisyenler bildirgesini imza atan 378 akademisyen üniversiteden uzaklaştırıldı. Ve bu üniversiteden uzaklaştırılan kimi akademisyenlerin kitapları halen üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Mersin'de üniversite yönetiminin keyfiyetiyle işinden atılanlar, sözleşmesi yenilenmemek suretiyle işten atılanlar bu kez bu kanun hükmünde kararname ile bir kez daha ekmekleri özel sektörde de çalışamasınlar diye ellerinden alındı. Bununla da sınırlı değil. Bundan aylarca önce barış için akademisyenler bildirgesine, çocuklar ölmesin bildirgesine, savaş olmasın, yıkım olmasın, gözyaşı olmasın diyen bildirgeye imza atan 16 akademisyen Diyarbakır'da ifadesi almıştı. Bu kanun hükmünde kararnameyle işlerine son verildi. Ve bir kez daha, daha önce ifadesi alınan, daha önce gözaltına alınan akademisyenler bir kez daha Diyarbakır'da gözaltına alındılar. Bugünün iş güvencesi, çok açık ben de söylüyorum, 657 sayılı devlet memurları kanunundaki bütün haklar, bütün hukuklar, idari hukuktaki bütün haklar, bütün hukuklar. İdarenin her türlü eylem ve işlemine yargı yolu açıktır. Temel hukuk prensibi kanun hükmünde kararnameyle ortadan kaldırılmış durumda. Ve bize düşen artık net bir beyanı ortaya koymaktır. Bu zulme maruz kalan, bu zulme maruz kalma olasılığı olan 80 milyonun ta kendisidir. O halde gelin hep beraber bir kez daha biata hayır diyelim. Bir kez daha zulme hayır diyelim. Bir kez daha zulme sessiz kalanlara hayır diyelim. Bir kez daha sırasını beklemeye hayır diyelim. Çünkü susma, sustukça sıra sana gelecek. Sıra sana gelmemesi için sıranın sana gelmemesi için
Sıranın senin komşuna gelmemesi için, kardeşine gelmemesi için, sıranın hiç kimseye gelmemesi için artık hayırlarda buluşmanın, artık kol kola girmenin, artık yürek yüre vermenin zamanı gelmiştir. Kardeşlerim, hiçbir zulüm, hiçbir baskı, hiçbir zor rejimi, emin olun ki ilelebet değildir. Her darlığın sonu mutlaka ama mutlaka seydam, inşallah ferahlıktır, aydınlıktır. Bu mazlum halkın da geleceği aydınlıktır, ferahlıktır. Ve emin olun ha, bu mazlum halkın sözcüsü olan HDP'nin eş başkanlarının ülkemizin yakın geleceğindeki yeri aydınlıktır, saygındır. Bu ülkeye hukuksuzluğu, kanun hükmünde kararnameyi, OHAL rejimini dayatanların geleceği mahcupiyettir. En hafif deyimiyle mahcupiyettir. İşte işçi, emekçi böyle sömürülmesin. Bu kara düzen bu şekilde devam etmesin diyorsak gelin bütün mazlumların, hakkı, hukuku ihlal edilenlerin tümünün ortak paydada buluşabileceği bir zemini, bir dönemi inşa edelim. 2 yıllık zaman dilimi içerisinde barış süreci, müzakere süreci, çatışmasızlık süreci, yani insanların ölmediği zemini heba edenler, Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de, Sur'da, Abluka dönemi içerisinde 76'sı çocuk, 61 kadın olmak üzere en az 861 insan hayatını yitirdi. Şırnak şehri yok edildi. Nusami şehrinin 2/3'ü yok edildi. Kardeşlerim, o zaman da HDP yollardaydı. O zaman da HDP savaşa hayır dedi. O zaman da HDP vahşet bodrumlarına hayır dedi. Ölüme hayır dedi. İşte o gün Şırnak'ın sesi duyulsaydı, o gün Cizre vahşet bodrumunun çığlığına çığlık katılsaydı, kanun hükmünde kararnameler bugün olmayacaktı. Olağanüstü hal rejimi bugün olmayacaktı. Darbe mekaniği bugün olmayacaktı. İşte tam da bundan dolayı bir daha olmaması için zalimin kimliği ne olursa olsun zalime hayır dememiz lazım. Mağdurun, mazlumun kimliği ne olursa olsun onun yanında yer almamız lazım. Bunlar bu rejimi, AKP bu rejimi inşa ederken aynı zamanda toplumun algı dünyasını, toplumun öğrenme hakkını da toplumda almanın gayreti ve çabası içerisinde. Bakın, bu rejimin inşasında medya susturuldu, medya. Onlarca televizyon kanalının ekranı karartıldı. Bugün yüzlerce gazeteci cezaevinde tutuluyor. Peki bunun sonucu, bu bütün zulüm politikasının, yıkım politikasının sonucu nedir? İşte sonuçlarından bir tanesi. Freedom House raporuna göre dünya genelinde yapılan incelemede Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisine alındı. Türkiye basın ve ifade özgürlüğü konusunda dünyada 163. Avrupa'da da sondan 1. ülke oldu. Bununla da sınırlı değil. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınmasına karar verdi. Değerli kardeşlerim, AKP'nin bu kararı her şeyden önce savaş politikasının sonucudur. OHAL rejiminin sonucudur. Kanun hükmünde kararnamelerin sonucudur. Basına özgürlük hakkı tanımayan hükümet politikalarının sonucudur. Bu karar aynı zamanda 2 yıl boyunca Kürt coğrafyasında dayatılan yıkımın sonucudur. Bu karar aynı zamanda HDP eş başkanlarının, milletvekillerinin, gazetecilerin cezaevine konulmasının sonucudur. Ve bu karar olmasın, bu karar çıkmasın diye 2 yıl boyunca muhalefet eden HDP'nin muhalefetine kulak tıkamanızın sonucudur. Çok açık ve net söylüyorum.
hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları söylemini, özlemini, talebini duymayan, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmak için, demokrasiyi ortadan kaldırmak için, insan haklarını yok etmek için uğraş veren ve bugün bu ülkeyi bu hale koyan mimarların bulunduğu yer, yani şer cephesinin olduğu yer, alçaklığın da ötesinde çukurun ta kendisidir ha. Çukurun ta kendisidir. Değerli kardeşlerim, bu politikalar mutlak surette sahibine kaybettirecektir. Bu politikalar mutlak surette sahibi de kendi politikalarının kurbanı olacaktır. Ama bu arada şüphesiz ki memleket de kaybediyor. İşte memleket daha fazla kaybetmesin diye, daha fazla acı yaşanmasın diye ve bu ülke faşizm girdabında daha fazla kaybolmasın diye bizler çabamızı ortaya koymaya devam ediyoruz. Ve hiçbirinizin şüphesi olmasın ki çabamızı bundan sonra da yükselterek ortaya koymaya devam edeceğiz. Ne diyor Sayın Erdoğan? Ben AKP'nin almış olduğu bu kararı siyasi bir karar olarak nitelendiriyorum ve tanımıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu karar AKP'nin kararı değil. Bu senin tamı tamına 2 yıllık politikalarının ortaya çıkarmış olduğu reel bir durumdur. Bu aynayla yüzleşmedin müddetçe bu ülke kaybetmeye devam edecektir. Ve bu ülkenin kaybetmesi demek 80 milyon insanın kaybetmesi demektir. Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, insan haklarını yok etmeye devam etmek çok açık ve ne söylüyorum ha? İnsanlığa ihanet etmek demektir. Bu kainat insanlık için yaratılmadı mı? Ne olursa olsun insanlığımızı yitirmeyelim. Ben bu dünyaya insan olmaya geldim diyen o felsefenin kaybetmemesi için bir kez daha aslında AKP'nin vermiş olduğu bu karar birer fırsattır. Gelin bu fırsatı bir kez daha hep birlikte değerlendirmenin arayışı ve çabasının ortağı olalım. Ama onlar ne yapıyorlar? Bütün bu kötüye gidişatı, bütün bu yıkım politikasını, bu hukuksuzluğu gizlemenin arayışı içerisindeler. Çabası içerisindeler. Yani tarihten miskali zerre kadar bir ders çıkarmamışlar. Bütün bunları gizlemek adına, sömürüyü saklamak adına Şengal'e ve Rojava'ya operasyon düzenliyorlar. Şengal'e ve Rojava'ya operasyon düzenlemek demek, Kürt düşmanlığı politikasında devam demektir. Kürt düşmanlığı politikası bugüne kadar hiçbir siyasete kazandırmamış, bu kade size de kazandırmayacaktır. Size de kazandırmayacaktır. Şengal'e, Rojava'ya operasyon düzenlemek demek, insanlıktan nasibini almamış IŞİD barbarlığının elini güçlendirmektir. IŞİD'le mücadeleyi zayıflatmak demektir. Çıkmış ana muhalefetten bir vekil, bir yetkili, operasyon gecikmiştir diyor. Sübhanallah. Geciken operasyon değil. Bu operasyonlar 35 yıldır yapılıyor, 35 yıldır. Sonuç ne? Kan, gözyaşı, kaos. Geciken bir şey var ama Sayın Hatip, ana muhalefetten konuşan Hatip, geciken yine sizin anlama kapasitenizdir. Siz yine anlamadınız. Siz yine mevzuyu kavramadınız. Ve siz anladığınızda yine geç kalmış olacaksınız.
Çünkü eş başkanlarımızın cezaevine, zindana göndermiş olduğu süreçte sizin yine geç anlamanız vesile oldu. Anayasaya aykırı ama evet deyişiniz vesile oldu. Bu günahta sizin de rolünüz var. Sizin de payınız var. Bakın, 2013-2014 dönemi, yani çatışmasızlık dönemi, yani müzakere dönemi, yani sorunlarımızı istişareyle çözelim dönemi. Anketler yapıldı. Halka soruldu. %80'e aşkın insanlar bu meselenin, Kürt meselesinin diyalogla çözümünü desteklediler. Ve o dönemin birinci derecede sorunu nedir diye insanlara sorulduğunda insanlar %80 oranında ekonomik sorun dediler. Peki bugün insanlara sorduğumuzda insanların %80'i birinci derecede sorunu demokrasi sorunu, şiddet sorunu, savaş sorunu olarak görüyorlar. Peki anlaşılmıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Niye bu savaşı sürdürüyorlar? Niye bu çatışmayı sürdürüyorlar? Niye müzakere masasını devirdiler? Bütün yönetememe yeteneksizliklerini, sümürü politikalarını, alın terine beytül maldan çalma politikalarını gölgelemenin, perdelemenin aracı haline dönüştürmek istiyorlar. Çok açık ve ne söylüyorum? Rojava halkı, Kürt halkının Güney Kürdistan'da olduğu gibi Suriye Kürdistan'ında veya Kuzey Suriye Federasyonu'nda Türkiye'nin bakasına, Türkiye'nin güvenliğine miskali zerre kadar bir tehdidi yoktur. Bu ülkeye tek bir tehdit var, o da ırkçılıktır. Bu ülkeye tek bir tehdit var, o da Enver Paşa'nın ruhunun bir kez daha bu coğrafyaya nüksettirilmek istenmesidir. Bakın bu politika denendi, bu politika yapıldı, Dersim'de yapıldı. Sonuç kan, gözyaşı. Bu politikada ısrar demek, savaşta ısrar demek, bu ülkeye toptan kaybettirmeye ısrar demektir. Kardeşlerim, bu ülkenin temel sorunlarından bir tanesi de çok açık ve ne söylüyorum, tekçilik dayatmasıdır. Milyonlar bir kez daha sandık başında 16 Nisan'da tekçiliğe hayır dedi. Peki Rojava'ya baktığımızda Menbiş'ten tutun Kuzey Suriye'ye kadar, Rojava Kürdistan'ına kadar bütün meclislere bakıyoruz. O meclisler içerisinde Ermeniler var, Süryaniler var, Araplar var. Yani sizin düşmanlığınız tek başına Kürtlere değil, aynı zamanda çoğulculuğadır. Oysa ki bu ülkenin temel kurtuluşlarından bir tanesi de bu ülkenin gerçeği olan, bu ülkenin realitesi olan çoğulculuğa bir kez daha sahip çıkmak, bir kez daha çoğulculuğun özünde buluşmaktır. Kardeşlerim, artık bu ülkede çok açık ve ne söylüyorum. İki cephe var. Bunlardan bir tanesi savaşı, çatışmayı dayatan cephe. Bir diğeri de savaşa, çatışmaya hayır diyen, kana, gözyaşına hayır diyen cephedir. Savaşı ve çatışmayı, olağanüstü hal rejimini, kanun hükmünde kararnameleri bu ülkeye dayatan 2 yıllık şer cephesinin bu ülkeye getirmiş olduğu sonuç açık ve net ortadadır. İşte sonuçlardan bir tanesi de 2 gün önce 40 lokmasında olduğum Kemal Kurkut'un annesinin gözyaşlarıdır. Annelerimize gözyaşı dışında, şehirlerimize yıkım dışında bu şer cephesinin sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Oysa barış cephesinin, savaşa hayır cephesinin, kimden gelirse gelsin çatışmaya hayır cephesinin bu ülkeye verebileceği çok büyük kıymetli değerler vardır. İşte 10 yıl boyunca birlikte mücadele etmiş olduğumuz AKP-MD
ülkenin demokrasi seviyesini, fikir hürriyeti seviyesini, ekonomik kalkınma seviyesini, kalkınmanın çabasını ortaya koyan bütün bunlar iki yılda berhava edildi. Şimdi çıkmış diyorlar ki biz AKP'nin kararını tanımıyoruz. Önce hakikati öldürüyorlar. Hakikati öldürmeye çalışıyorlar. Ama HDP var olduğu müddetçe bir iznu kavata hoda seyda hakikat ölmeyecek. Hakikat büyüyecek, hakikat gelişecek ve hakikat bu ülkenin tümünü saracak. Ekranları başında bizi izleyen kardeşlerim, özellikle Türkiye'nin batı yakasında ikamet eden kardeşlerim, şimdi öyle bir şekilde size sunuyorlar ki sanırsınız bu AKP'me bu ülkenin düşmanı. Oysa ki bu iktidar, bu siyasi iktidar ve bugün bu hükümetin Dışişleri Bakanı olan bakan AKP'de uzun dönem başkanlık yaptı. AKP'nin finans kaynağının önemli bir kısmını bu ülke ödüyor. Konseyin finans kaynağının önemli bir kısmını bu ülke ödüyor. Ve AKP hükümeti vesayet rejimiyle mücadele ediyorum dediği 2002-2009 yılları arasında en çok AKP'den destek aldı. En çok Avrupa Konseyi'nden destek aldı. En çok Avrupa Parlamentosu'ndan destek aldı. İşte yalan budur. Bu yalan düzenine hayır demek, toplumu aydınlatmak, gerçeğe götürmek elbette ki bizim görevlerimizden, bizim ödevlerimizden bir tanesidir. Kardeşlerim, ortada öyle bir realite var ki artık yalanın da dolanın da bir hüküm süresi vardır. Bir yaşam süresi vardır. Bizzati iktidar partisinin kendisine baktığımızda. Dörde bölünmüş durumdalar. Bir kesim var ki çoğunuz tanırsınız. Bunlar paracılar. Biri gider, bir başbakan görevden alınır. Yeni başbakan gelir, onu alkışlarlar. Bu mevcut başbakanın gitme olasılığına binaen acaba kim olabilir arayışıyla olasılıkları alkışlarlar. İkinci bir kesim vardır ki onlar baylokçular ve kriptoculardır. Onlar çok açık ve ne söylüyorum en çok bağıranlardır. En çok bağıranlardır çünkü sıranın kendilerine bağırmak suretiyle gelmeyeceğine inananlardır. Oysa ki sıra şimdi onlardadır. Hiç şüpheniz olmasın. Sıra onlardadır. Bir diğer kesim var ki korku imparatorluğuna teslim olanlardır. Ama bir kesim var ki gidişattan rahatsız olanlardır. İşte bizim çağrımız o gidişata rahatsız olanlaradır. Bu gidişatın hiç kimseye ama hiç kimseye kazandırmadığı gün gibi ortadadır. Daha fazla kaybın olmaması için biz muhalefet olarak, hakiki muhalefet olarak, gerçek muhalefet olarak gerçeklere ayna tutmaya devam edeceğiz. Eleştirmeye devam edeceğiz. Lakin eleştirmek ve gerçeğe ayna tutmak tek başına yetmiyor. Ortak paydalarda buluşmanın vaktidir. Bu gidişata dur demenin vaktidir. Yani özü itibariyle bir kez daha söylüyorum, savaşa dur demenin vaktidir. Yolsuzluğa dur dememenin vaktidir. Kanun hükmünde kararname, rejimine dur deme vaktidir. Her bir kanun hükmünde kararname bu ülkeyi en az 10 yıl geriye götürmüştür. Ve her bir kanun hükmünde kararname bu ülkeyi 10 yıllarca geri götürme riski ve potansiyeline sahiptir. O halde gelin bir kez daha 16 Nisan referandumunun sonuçlarına hep birlikte göz atalım. Bir kez daha okumaya çalışalım. Bizler HDP olarak halkımızın vermiş olduğu mesajı almaya, sırtlamaya, onun gereğini onurla yerine getirmeye hazırız. Siz de görün ki
şer cephesinin size de bir katkısı yoktur. Yıkımın size de bir katkısı yoktur. Tam tersine kuruluş felsefenizi inkar ediyorsunuz. Tam tersine bu halkın göz bebeği olan evlatlarını, barış annelerin burada. Daigno ez desteve, desteve maçtıkım. Un serserimin, serçarimin. Bir annenin bütün hayatı boyunca evladından daha değerli hiçbir şey yoktur. İşte annelerin evlatlarını ölüme göndermek suretiyle kendi iktidarını birazcık daha uzatmanın arayışı içerisindeler. Hiç kaçarı yok. Hiç kaçarı yok. Refa pısıki haya kadini. Refa pısıki haya kadini. Yapılması gereken tek şey var. İçeride barışa sahip çıkmak. Dışarıda barışa sahip çıkmak. Yapılması gereken tek şey var. İçeride çatışmaya karşı çıkmak. Dışarıda çatışmaya karşı çıkmak. Çünkü bunlar AKP iktidarı kabus görüyor, kabus. Ya silahlar susarsa, ya cenaze bu ülkeye gelmezse, ya kitle iletişim araçları halka mikrofon uzatırsa, ya bir kez daha benim politikalarım halk tarafından görülürse, ya bir kez daha 7 Haziran sonucunu yaşarsam. Ve İznu Kıvatavka'da 7 Haziran sonucu ilk seçimde yaşanacak bu coğrafyada. İlk seçimde bu coğrafyada bir kez daha 7 Haziran'ın ruhu açığa çıkacaktır. Hoş kubrayminin aziz. Uncarek edini bıkhiru haşi serserimi seçayım rahatın. Bu destura ve lehemmu rojlata navin le ev aha kadim ev aha piroz mafen gelle Türk çıbı mafen gelle Arap yem Fars çıbı mafen gelle Kürtçi evi evana düşmanantya Kürda dikin mesela Rojava mesela hebunu tinebuna meleteki mesela Şenga hebunu tinebuna meleteki berkodana kul Şengal pekti li dijî barbarizmeyi xwayî derketina xîret û şerefa miletekî her wiha ew dixwazim ku carek dinê bi destê kurda kurda tu nebikin bi destûra we ez carek din dixwazim li başûr li bakûr li rojava rojlat li her çarparçên axa qedîm banga min li gelê kurd daha ku bira hemû cihan bizanibû ku tüm müşkilat di nava gelê kurda niye? Mixabin müşkilat di nava hinek hizbê kurda da heye. Banga min li hemû kurda. Çi başûr dibe, çi bakûr dibe, çi rojlat dibe, çi rojava dibe. Banga min li hemû kurda. Ji hizba xwe, ji partiya xwe, ji hezkiriyê xwe dawa tifaqê bikin. Bibêjin, werin bibin yek. Ku em bibin yek, ku em bibin yek. Wê mecbûr bibin destên ittifaqê, destên aşitiyê dirêjin kurda bikin. Naku mixabin em nebin yek. Mixabin em nebin yek. Ev teşe, ev serencan. Wê dibare, wê sêbare, ev ferman bi serê kurda da bixwazin pêk bînin. Lê ez bi bîr û bawerim. Ev sessala bi iznu qewetew xweda ses sala azadiya milletê kurd. Ku milletê kurd azad bû ew çax wê milletên Arab, yên Fars, yên Türk jî bigijin demokrasiyê, bigijin wekeviyê, bigijin aramî. Bir kez daha buradan eş başkanlarımıza Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş'a bir kez daha binlerce kez selam olsun. Benim de grup toplantılarında yapmış olduğum en uzun konuşma ve inşallah yaptığım son konuşmadır. Çünkü esas itibariyle Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve parti sözcüğümüz Ayhan Bilgen en kısa zamanda olmaları gereken yer olan parlamentoda olacaklar. Bugün Sayın Erdoğan partisine bir kez daha
üye olmuş. İyi de kurban, sen ne zaman partiden ayrıldın ki? Ne zaman ayrıldın ki partiden? Kimse seni partiden zaten ayırmamıştı ki. Tamı tamına. Cumhurbaşkanı, aynen katılıyorum sana. Cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun. Peki partisinden koparılan kim var diye bana sorarsanız. Hukuk dışı bir yöntemle, korsanlıkla Figen Yüksekdağ'ın üyeliği, başkanlığı bu partiden düşürüldü. Gün gelecek Figen Yüksekdağ tekrar HDP'ye üye olacak. Tekrar bu mücadelenin öncülerinden olacak. Bunun sözünü, bunun taahhüdünü veriyoruz. En derin saygılarımı sunuyorum. Biminin hayru kaşiyeda. Biminin de navahiyeda. Her heben, her gün. Görüşürüz.